Ağzınızdan en sert ne çıktı birbirinize? Ben bir kere çok sinirlendiğimde böyle hani artık ne söyleyeceğimi bilemedim. Yani kötüsün diyesim çıktı. Yani en kötüsü o hani. Kötüsün ya ne bu kötülük gibi. Ama öyle onun dışında söyleyemem yani mizacımda yok. Bayağı da ben süt de. Çocuğu gibi çift ağırlıyoruz. Sen ona hiç mi? Yok. Yani hadi be en fazla yani. Kavgaya bak kötüsün hadi be. Boşanıyorlar ama bu kadar. Onlar için çok sert. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Taksim'de Grand Pera'da ana sahnede 500 kişiyle ilişki testi başlıyor. Dur, açılış bok gibi oldu. Baştan şey yapalım. Bu kadar alkışlamayın. Daha kısa alkışlayın ikincide. Yorulmayın tamam mı? Ama olmadı bu açılış. İçime sinmedi. Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre ilişki testi yepyeni bir bölümüyle bok gibi oldu. Baştan. Hanımlar beyler, sıçarım öyle şeber. Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre ilişki testi muhtemelen nefis bir bölümüyle başlıyor alkışlarla. Armağan ve Onur. Evet. Böyle sanki 5'er yıllık ara vermişsiniz de 15 yıllık bir ilişki. Doğru mu? Vallahi mükemmel tahmin. Evet, fal bakıyorum ben zaten. Yönetmenimiz Baran açılara bakacak. Bu sırada da biz konuşmaya devam edelim. İlişki kaç yıllık? Yani 14-15 yıllık var. Valla? Evet. Tanışıklık var. Evet, öyle diyelim. Yani direkt tam ilişki 15 yıl değil de. Ne kadar ilişki? Yani ilişki ayrılık, barışmak, 5 yıllık bir ara, 5 yıllık bir ara derken 1,5 yıldır evliyiz bayağı yani. Bayağı buna hesaplamaya çalıştık az önce. 5 yıllık ara mı? Ya biz aslında uzun çocukluk ara. Arkadaşıyız. Sonra böyle lisede... Dur şimdi bunları daha çekmiyoruz şu an. Açılara bakıyoruz. Uzun uzun anlatma. Başlayınca böyle hani lisede başladık. Sonra bir daha üniversiteden sonra falan derken böyle hep aralar girdi. Öyle mi? Uzun. Aralara başkaları girdi mi? Haliyle. Ne konuşacağımız belli oldu. Hayırlısı olsun. Bugün aralar. Aralar şov. Çocukluk arkadaşısınız öyle duruyor. Evet. Doğru. Bu da doğru. Oraya kadar doğru. Nasıl biliyorsun? Bir şey de kalmaz zaten. Hadi kalkıp siktir olup gidelim. Valla ben varım. İlişkiye başladığınız o an. Yani şöyle. Elini tuttuğun o an. 2 yıl önce oldu. Yani en son başlama o şekil oldu. İlkini yani. İlkini mi soruyorsunuz? En son. Sondan böyle geriye doğru gidelim hocam. 2 yıl önce. Bir tane film vardı. 50 ilk öpücük diye. Onun gibi sen bu kız aklı mı gidiyor sürekli bir daha tavlıyorsun. Anca olgunlaştık diyelim. 2 yıl önce ne oldu? 2 yıl önce yani yılbaşında ben story görüp mesaj attım. Öyle başladı. 14 Şubat'ta işte o yani devamında 14 Şubat'a kadar story'de konuştum. Story'de ne vardı? Yılbaşı kutlaması. Ailesiyle yılbaşı kutluyordu. Hani bir fırsat işte hani vardır ya öyle. Ne? Doğum günü dursun. Bunun neresi budur. Fırsat kız? Ailesiyle yemek yiyor. Oo. Yani özel günler böyle Sivas'ın kurtuluşu falan bir mesaj atarsın ya o tarz böyle. Sivas'ın kurtuluşu. Yani özel gün bulamazsan en azından onu atarsın gibi. Tatlım kabotaj bayramında sen de aynı coşkuyu yaşıyor musun yani? Sen şimdi ne yazdın o cümleyi söyle bana. Yani hatırlamıyorum ama ya muhtemelen Ankara'da olduğu için ben de Ankara'daydım. Hani görüşebilir miyiz gibi bir görüştünüz şey oldu mu? Yani. Hayır. Görüşmedik. Neden kuzum? Ben yani biz zaten İstanbul'da yaşıyorduk. Ben ailemin yanına gitmiştim çok kısa bir süreydi. O da zaten çok kısa bir süre için gelmiş. Dolayısıyla hani Ankara'da görüşme gibi bir ortamımız yoktu. Ama hani bir daha görüşelim diye değil de böyle konuştuk bitti gibi oldu. Ben de hani bir daha da görüşmeyi düşünmüyordum zaten. Hocam şimdi elini tuttuğun o anı anlat. Sen bu kızı nasıl tavladın? Taksim'de buluştuk ve beraber bir çok sevdiğimiz bir şey var, sanatçı var. Onun konserine gitmek kimmiş için... Kimmiş o? İsim versene. Murat Yılmaz Yıldırım o. Çok kişi bilmiyor yani öyle. Düş sokağı sakinleri. Solisti. Evet. Ya siz biliyor olabilirsiniz ama herkes bilmiyor öyle. Size mi laf sokuyor şu an ben anlamıyorum. Bunlar nereden bilecek? Ya kınanıyoruz genelde hani onu çok sevdiğimiz için. Biz çok seviyoruz zaten. Hala konserine de gidiyorsunuz. Evet. Konserine mi gittiniz? Onun? Evet onun konserine gittik. İlk buluşmamız öyle oldu yani konser. O çok bilindik bir şarkısı vardı Düş Sokağı'nın. Neydi o? Çok klasik. Sevdan bir ateş olabilir. En çok bilineni o. Şimdi bir bakalım biliyor musunuz? Sevdan bir ateş. Akıl. Kapak mısın yani? Bence bir alkışlayın hanımefendi şu an. Bilirler abi. Bu sokak sakinleri bilinir yani. Evet. Gittiniz içtiniz o gece. Çok da böyle ama o konser biraz hüzünlü geçmiştir yani. Siz niye ağlamaya gittiniz ilk başta? Ya aslında öyle olmadı. Biz çok sevdiğimiz için hani konser bize çok sanatsal anlamda çok doyurucu geliyor. O yüzden çok keyifli geçti. Evet. Ondan sonra da çıktık canlı müziğe falan gittik. Yani bir yakınlaşma oldu zaten.
Canlı müziğe gittiniz. Evet. Yakınlaşma şöyle oldu yani sadece. Hani öyle başka bir yakınlaşma yok. Biz de zaten alabildiğine belki de seks yapmışlardı demedik yani canlı müzik. Bizlik bir şey yok yani. Sonra ben ertesi gün işe gittim. Bir oda arkadaşım var beraber çalıştığım, çok sevdiğim. Dedim ya ben bir daha Onur'la görüşmem çünkü çok dedim etkilendim. Kesin başlayacağım, bir daha istemiyorum görüşmek dedim. Ha. Tamam o zaman boşver dedi o da. Sonra... Arkadaşım tam siklet. Adamın kaderiyle oynamış. Tamam boşver bir daha açma. Sonra Onur işte bir şey oldu. Çok canı sıkkın. Mesaj attı bana buluşabilir miyiz diye. İkinciye buluştuk. Sonra ben ertesi gün geldim dedim ki ben dedim kesinlikle bir daha görüşmeyeceğim. Çünkü görüşürsem kesin ilişkiye başlayacağız dedim. Yani böyle olmaz falan diye. Tutarlı yani öyle. Üçüncüye de görüştük. Dedim ki... dedim ki bir daha görüşeni... Evlenme teklifini hanginiz etti? Ben. Nerede? Yani video çektim. Yeşilyurt sahilde. O da garip oldu biraz evet. Yani onun çocuğa bak kendi cevabını güçlü bulmadı. Saçma oldu ya. Ya onun hikayesi var. Yeşilyurt saçma oldu abi. Yani onun hikayesi var biraz. Biz arkadaşlarla video çektik. O videoyu da akşam bir filmin arasına kesip koyup onu da o anda film izlerken bir anda video çıkacaktı falan. Ama ben de mesela film övülmesini sevmem. Yani ben film çok güzel film derlerse ben izlemiyorum yani soğuyorum o filmde. O yüzden akşam dedim ki bir film izleyelim. Tamam. Hani arkadaşım önerdi dedim. O da sen önerilen film sevmezsin niye izliyoruz falan dedi. Ama o sırada çok beklediğiniz bir dizi var ve hani cuma günleri yayınlanıyor. Hangisi? Fi diye işte o zaman yeni yayınlanmıştı. Tamam. Onu bekliyoruz ve hani ikimiz de merak ederek bekliyoruz. Ben de diyorum ki onu izlemeyelim, benim açtığım filmi izleyelim. Ya ne olacak diyorum yani. Başlayalım gitsin diyorum. Adı ne diyorum? Yok. Yani hani neden bunu izliyoruz? Hani beklediğimiz bir şey var. Onu ertesi gün izleyelim. Filmin adı ne? Niye yok? Ya Japon filmi böyle kavgalı dövüşü bir alakası. Oğlum doğru düzgün film bulsana araya sıkıştır. Deliye bak. Porno filmin arasında koymuş. Tatlı biz bunu niye izliyoruz ya? Hayır yani belki... Bence de saçmalama dur bakalım. Bir 10 dakika sonra belki diz çöker biri. Saçma sapan. Gerçekten ilk kavgamız olabilir yani. Ya hayatım neden diyorum? Niye bana itiraz ediyorsun işte bunu izleyeceğiz falan. Ya lanet olsun izleyelim falan dedim ben. Yani arkadaşıma lanet verdim. Olsun mu? Arkadaşıma verdim. O hani kesip kopyalasın. Ben çünkü bilgisayara falan kaydedersem görür dedim. Hani sen kes kopyala araya koy. 3. 5. dakikasında girsin boyu dedim. Kaçıncı dakikaya koymuş? 4. dakikaya falan ne koymuş ama. 10 dakika Kore altyazılı böyle bir saçma bir film izledik. Ben de soramıyorum yani 10 dakika Kore altyazısı var hani ve niye bunu izlediğimizi de soramıyorum. Artık iyice sinir olmuşum. 10 dakika böyle bir surat böyle gerginlik falan sonra birden işte şimdi film arası falan diye onun çektiği video girdi. Yeşilyurt sahilde ne çektin hocam? Ya elimize pankartlar alıp böyle onun videosu hani sevgi sözleri. İşte sonra benim en sonunda da benimle evlenmemiz için. Neymiş o sevgi sözleri? Ya o da yine sevdiğimiz işte Murat Yılmaz Yıldırım'ın şarkı sözlerinden öyle kendimize uyarladığımız şeyler. Şu an tam hatırlamıyorum aklımda değil açıkçası. Sen de hatırlamıyorsun. İnsan bir gelmeden bakara bayağı bu. Bunu soracağım belli benim. Acık bir bakın da gelin ya. Allah Allah. Yalnız kaldığında aşk sözcükleri söyler misin? Söylerim biz genelde böyle ne diyorsun? Sevgi sözcükleri. Niye böyle hep saçma yerlerden girdik ya? Ya oduku diyor ben mesela. Hitabım bu. Oduku. Yani bıdıktan geliyor. Bıdıktan. Bıdıkım. O evrilerek, oduku. Evrilerek böyle aramızda ses hitapları oldu. Yani böyle... Oduku mu diyorsun? Oduku gibi yani. Anlayamam ne dedikleri şu an? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Böyle bir oduku. Tam olarak bu zaten. Öyle yani. Mi? Peki, bu nida mı bu yani? Ölmeden hemen önceki. Ya mesela oduku falan dedi. Oduku, odu falan gibi böyle hani öyle. Arkadaşlar. Zengin Türkçemizde bir sürü kelime varken birbirimize oduku, oduk, böyle konuşmayın yani. Yani uzaktaysak falan da hani ıslıkla. Islıkla mı? Ama 21. yüzyıldayız yani buraları açtı insanoğlu. Ateş bulundu, yazı bulundu. Yani ben Onur'u hiç kaybetmem. Mesela bir ıslık sesi gelirse hemen oraya doğru yönelirim. Bakarım Onur. Hay Allah. Şimdi mesela sen buradan giriyorsun. O sana sesler çık. Ödükü mü diyor? Hayır ıslık. Uzaktaysa ıslık. Yakındaysa? Oydu. Tamam lan. İlişki testinde bundan sonra kelime sarf ederse ağzıma sıçtın. Hadi bakalım. Soruları öyle soracağım siz tahmin edin. Ödükü mü ödükü. Hadi abi hadi konuşuyordunuz. Hadi. Ne sordum acaba? Aa cevap veriyor manyak. Benziyor. Dün 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 dün. Dün 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 dün. Hint filmi gibi oldu ama öyle değil. Kore seviyoruz biz daha. Güzelmiş. Hep böyle küçük nidalar yani. Çocuk evet. Yok değil mi? Yok hayır. Niyet var mı? Niyet de yok çocukta. Yakın zamanda niyet yok. Yok mu? Ha neden? Daha zamanı. Fazlalık gibi çocuk şu anlık. Saçma. Çok sert girdi. İzleyecek bu insanlar niye yani?
Oğlum anneler babalar izleyecek böyle denir mi fazlalık? Anne, al yaparız bak burada. Ya. Anne babadan sorun yok da çocuk ileride izlerse falan belki. Çocuk izlerse anlayamaz da ütü ütü diyoruz deminden beri. Ev işlerinde nasılsınız? Ev işlerinde bana genelde soruyorlar hani Onur yardım ediyor mu falan diye. Ben genelde hani ben Onur'a yardım ediyorum diyorum. Çünkü genelde Onur yapıyor. Öyle çok mi? Seviyor. Evet. Yani çok mu seviyor? Seviyor ya. Düzen sevdiği için. Yani düzen ve titizlik var. Yani o yüzden mesela yani ben süpürüyorum yerleri. Bulaşıkları ben boşaltıyorum. Çamaşırı ben yıkarım. Ben bir şey yapmıyorum. Şekerim sana bir şey kalmadı dikkat etsen. Perdeleri ben çekiyorum. Televizyonları ben kapatıyorum. Ben açıyorum. Her şeyi sen mi yapıyorsun? Ya şöyle oldu. İyilik ben yani. Çocukla ben de evlenirdim yani böyle bir şeyde. Ya işte atıyorum o çamaşır makinesi öğlen eve gelme şansı oluyor onun. İş yeri yakın olduğu için. Mesela çamaşır makinesini çalıştırıyor zamanlı. Benim gelişime göre. Ben gelince de onu boşaltıyorum, asıyorum. Genelde böyle bir döngümüz var. Anladım. Döngü dediğin adam yapıyor yani döngü. Döngümüz var. İş bölümü diye anlattığı şeyi adam yapıyor yani. Aynen. Yemekleri kim yapıyor? O yapıyor. Ben yapıyorum. Ha, öyle mi? Ha, şimdi oldu. Ya ben ondan daha önce çıkıyorum. İşte alışveriş yapıyorum. Ben geliyorum İyi yemek yapar mısın? Ben yaptığımı düşünüyorum. Hani seviyorum ben kendi yemeklerimi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani. Vallahi en güzel ne yapıyor? Yani şeyi somon güzel yapar yani. Fırında somon var. Vay. Yani dışarıda yem böyle bir şey. Dışarıda yemedim ben. Onun çok o güzel. O kadar. Olmuş. Evet. Vay. Öyle yani. Vay. Severim yemeği. Bekleriz. Hep beraber. 500 tane somon almışlar. Batmışlar bizim yüzümüzden. 56 kilo somon aldırmış bir kere. Birbirinize var, yemek yedirir misiniz? Tattım tattım. Anlamsız gibi yani şu an. Ha öyle arada böyle. Çatal uzatmalı falan öyle bir şey yok yani. Yok mu? Ha, şey peki mesela yemek ortada. Şeyden çekinir misiniz? Herkes kendi tabağına mı koyar? Yoksa ekmeğiyle? Ya ben yani ilişki demek o mu demek? Ha yani tiksinme konusunu söylüyorsanız. Hayır tiksinmeyiz hani öyle bir ayrımımız yok ama. bu da değişen bir konu. Hani evliliğimizin ilk yıllarında. Onur hani üniversitede falan yurtta yaşadığı için böyle bir. Kapma eğilimindeydi. Oğlum insan evlendikten sonra bitecek diye yer mi o yemeği? O senin hanımın ya. Yani. Ne yersen yanıma çağır. Eğilin kadını abi. Daha yeni aldık dur bakalım. Böyle olur mu yani? Hani sofraya koyup yiyemediğim yiyecekler oldu. O kadar. Oğlum sen niye yiyorsun hepsini? O kız da yesin. Ya dikkatsizlikten mi ya? Karşı taraf yedi mi diye kontrol etmiyorum ben. Ben yemeğe devam ediyorum yani. Arada o da yesin istiyorsa. Ben yiyorum yani. Abi o da hızlı olsun, atık olsun yani. Hayat sert. Doğa da böyledir. Aç kalırsın, ölürsün yani. Düğün güzel miydi? O. Valla neredeydi düğün? İzmir'de. Tamam. Kalabalık düğün. Yani biz güzeldi. Çok eğlendik evet. Hani herkesin tatlı. Bilmiyoruz dışarıdakileri de biz çok eğlendik. Taktılar mı altın? Varmış aslında. Var bir şeyler yani kendi çapımızda. Tam takar oldum tam. Var. Yani 4-5 tane var. 4-5? Bize yeter yani o 4-5. Yeter aga. Yarım? Yarım da 10'a yakın. Böyle komple şeyi verdim yani. Yani 10 tane yarım. Hesaplayın bakayım ben 5 tane tam. 10 tane yarım. Çeyrek? Onu tam hatırlamıyorum yani. 40. O var yani o civar 40. Ama. 40-50 civar. İyi mi bu şimdi? Bize göre... Hiç beğenmeyen var. Yo. Yani... Bizim akraba bakımından biz çok... Yani akrabamız yok çok. Dolayısıyla evet. Bize çok iyi geldi bilmiyorum. Ha, kaç, az kişi geldi o zaman. Şey yani bir evet. Düğündü yani. Biz bize bir düğün. 250 civar yani öyle 500-600 kişi bizim. Yok yani. Bu konsept fotoğrafçılığı var ya düğünlerde. Hı-hı. Yaptınız mı onu? Sonrasında yaptık biz. Nereye gittiniz? Şire'ye. Riva'ya mı? Riva'ya gittik ya. Tamam Riva'ya. Ne varmış Riva'da konsept? Yani yani biz boş yani arazide bir tane ağaç var. Tüküreyim böyle konsepte ben. Bir tane ağaç var. 20 tane genç sıra bekliyor öyle bakalım. Kıskancı kim ilişkinin? Yani galiba ben kıskancım ama evet. Çok şükür öyle bir durumumuz olmadı yani kıskancım. Öyle mi? Öyle ya yani. Hiç başkasının adı geçti mi ilişkide? Yok öyle bir durumumuz olmadı. Şiddetli bir kıskançlık olayı hiç olmadı zaten. Tamam. Onur kıskanç bir insan değil bana göre. Evet, kendisi öyle olduğunu iddia ediyor ama. Çok Instagram'da yani. Eski sevgilisinin storylerine sadece bakıyor. Problem mi? Olur evet. Bakıyor. Niye ya ama? Yazmıyor bir şey. Bakıyor böyle içli içli sigara içiyor. Kaçırdık abi. Bu da mı problem? Birazcık aşıyı ya kendinizi. Olur ya tabii problem ederim ben. Bu dediğim olur canım ben de yani. Ben yaparken de şu anda da problem yani. Bakıyı çarken karşısına koyuyorum.
Böyle kocaman portresini yaptırmış yatağınızın karşısında, ona bakıyor gece, problem olur mu? Çok komik olmaz mı? Eski sevgilisinin kocaman portresi, beraber bakıyoruz, hadi bakalım. İlişkinin mesela para pul işleri kimde? Bende. Ne kazandığınızı bilir misin birbirinizin? Evet. Meslekler ne? Psikolojik danışmanım ben. Aa ne güzel. Hı-hı. Ben de endüstri mühendisi devlette. Ne kazandığını biliyorsun? Net. O da seni biliyor. Evet. İlişkinin pintisi kim? Ya şu iptal eşiği vardır Onur'un. Evet evet, ben de yani her şey için iptal eşiği var. Yani onu aşmadığı sürece sorun yok benim için. İptal eşiği be. İptal etmek için gelinen maksimum mesela şey. Mesela işte yani. Konsere maksimum attım şimdi 100 lira verir. Yani mesela 101 ise o iptal bizim için. İptal. Yani. İptal eşiği. Bu tabir sen buldun, öyle bir şey var mı? Ya bende var bu tabir. Bilmiyorum başkası da kullanıyor. Şey gibi bu da yani. Udu. Onun gibi bir yani. İptal eşiği. Limit beraber şimdi yani. Sende ne kadar olabilir? Mesela tişört. İptal eşiğin kaç? Yani 60 lira falan. İyi, bayağı tişörtte. İyiymiş. Yani. Benim 9. 10 liraya almam. Benim 9'dur tişörtte. Herkes bunu bilsin. Pantul. Kot pantul. Yani 250 maksimum. İyi lan. Atıyor ne? Sırtta mı atıyor? Hayır şöyle. Yani biz... öyle alıyorum. Yayındayız da. 13.500 hadi bakalım. Bravo, yapmıştım. 41.000. Ya her çiftin hani böyle para ayırdığı bir yer vardır. Biz kıyafete çok para ayıran bir çift değiliz. Evet. Ama mesela yemeğe para yani ayırırız. 20 yani tane yeriz. Pantolonum yok yani benim. 5 tane 6 tane var. Onları da iyi almak için öyle. Tamam mont. Kışlık mont. 400. İptal eşiğin. 400. 250'ye kot oluyor mu? 400'e mont mu alıyorsun? Ayarsın. Pek de bilmiyorum ekonomiyi. Mont 22 lira abi. Gazeteden alsın. Posta gazetesi. Şık bulur musun hanımını? Evet bulurum. Valla. Yani o beni, ben mesela o benim giyimimi çok beğenmez. Hatta şey var yani ben mesela çok dikkat etmem. Yani altta pantolon üstte yani kazağın uyumu benim için çok şey. Altta pantolon üstte don. Ben dikkat etmem abi. Başıma bir sütyen geçiririm, kimse karışamaz. Gezerim sokaklarda. Bir alemin hangi tutu benim. Hadi bakalım. O dikkat eder. Benim 5 tane pantolonum var mesela. 3'ünü beğenmiyor. 2'sini beğeniyor. Ne giyeyim diyorum. Şunu giy diyor. Ya hep onu giyiyoruz. Diğer 3 tane seç giydirmiyor. Bana soruyorsa seçeneği bana bırakıyor. Ben onu seviyorum. Ha, beğeniyorum da ya. Seçtiklerini beğeniyorum. Ya şöyle Onur da ilk evlendiğimiz zaman yine bilmediğim şeylerden birisiydi. Böyle kızdırınca hani inat etmeyeceksin Onur'a. Hani hiçbir zaman şunu yap bunu yap demeyeceksin. Hayatımda şunu yapalım mı bunu yapalım mı cümleleri gerekiyormuş. Ben de bunu bilmiyorum. Böyle bir evden dışarı çıkacağız. Böyle aramızda böyle bir münakaşa oldu. Nedeni bile hatırlamıyorum. Bir geldi turuncu bir pantolon. Üzerinde bordo kazak. Ayakkabısı lacivert. Burnunda da kırmızı bir şey var mı böyle kocaman? Şöyle de palyaço anlattın yani. Ben dedim ki yani. Ola da bilir yani sonuçta. Adam heves etmiştir bir tane de. Burun koymuştu kırmızı. Bir de sinirliyim ya. Hayatım olmaz bu üstündeki, değiştir dedim. Yani değiştir dedim ya asla, yani onun geri vitesi de yok. Çıktık. Biz çıktık tabii, 15 dakika sonra barıştık. Bu sefer bana kızıyor. Senin yüzünden rezil oluyorum böyle geziyorum. İnsanlar bana gülüyor. Bu parmakla mı gösteriyorlar beni şu an? Hangi semtlerde gezdiniz o kıyafetle? Kadıköy'de gezdim. Kadıköy iyi bari. Yani kaldırıyor biraz. İyi biraz daha. Sen hanım ışık bulur musun? Ben bulurum. Onu en güzel gördüğün o an. Fiziken en güzel gördüğün o an. O gece. Yani doğum gününe gitmiştik, güzel bir restorana gitmek için şey yapmıştık. Orada giyinmişti, çok yani beğenmiştim. Yani beğeniyorum yani, genelde beğeniyorum. Ne giymişti? Yani güzel bir elbise almıştık. Hatırlamıyor ya, biraz daha zorlasam. Hatırlıyorum. Orada giyindi abi, sana bir kere o konuda müşteri ol, giyindi. Zorlanması ki genelde siyah giyiniyorum yani, evet. Büyük ihtimal. Ha, anladım. Siyah elbise dedim yeterli zaten. Yani. İltifat eder misin hocam arada? Komplimanların var mıdır? Evet var. Ha, ha. Ne diyorsun mesela? Yani zaten ya bizim olayımız şöyle, Anlan övülmeyi seviyor. Yani, alkışlarla yaşıyorum diyor. Yani, evet. Gerek var mıydı bu şakaya şu an? Evet. Övülmeyi seviyor. Evet. Ya biz ailemden gelen bir şey bu. Rica ederim, bu senin saçmalığın. Babam da böyle benim, babaannem. Övülmeden duramıyoruz. Bu bir yani gen aktarı bile olacak bir şey değil mi yani? Yani Onur bizim ailemize gelince cidden çok şaşırdı yani. Ya şöyle bir durum var. Giyiyor mesela, üstünü giyiyor, dışarı çıkacağız. Nasıl olmuşum hayatım diyor. Güzel diyorum. Güzel olmuşsun hayatım. Hani falan. Ne kadar güzel. Yani çok güzel olmuşsun diyorum. Olmuyor. Yani şöyle mesela yemek yapacak. Hani yemek nasıl diyor. Hayatım çok güzel olmuşum. Bir 5 dakika sonra hayatım gerçekten ellerine sağlık, çok güzel olmuşum. 10 dakika sonra falan vallahi iyi yedik, çok güzel olmuş falan. Yani sürekli böyle pekiştirmen ama lazım. Ama nesi güzel yani, işte tadı mı güzel, pişmesi mi, görüntüsü yani mü? Öyle. Nesi yani hani? Anladım. Sen övülmeye bayılmışsın. İşte aile de böyle dedin ya, baban da sever mi övülmeyi? Yani hepimiz.
Öyle evet. mi? Evet, evet. Yani biz işte... Ne sizin soyadınız? Özçelik. Özçelikler böyle bir sülale midir yani? Ya evet, hep gerçekten. Övelim. Hani işte mesela babam pazardan gelir. İşte atıyorum fasulye almış. Nasıl geldin baba pazardan? Güzel geldin baba. Nasıl geldin? Yetmez, nasıl geldin? Güzel geldi. Portakalları nasıl taşıdım? Elimden. Yani şöyle şu kadar söyleyeyim. Babaya bak. Pazar torbaları mesela hani içine tek tek bakılıp mesela buzdolabına konmazsa babam anneme trip atar. Hani... Ya çünkü pazarda 15 tane fasulyecinin önünden geçiyor. En iyisini seçmeye çalışıyor. Geldiğinde de çok güzel seçmişsin denmesini bekliyor. Hanım duyamadım şu an. Fasulyeler nasıl? Fasulyeler nasıl? Özçelik fasulyeler nasıl? Yani sofradayız mesela. Anne eline sağlık çok güzel olmuş. Baba sen de çok güzel seçmişsin diyor. Bu kadar güzel almasan bu kadar güzel yemek olmazdı. Ya bu ne saçma aile? Ağzını bu kadar güzel şapırdatmasan bu keyfi alamayız. Önce onu söyleyeyim sana. Yani eve girenin motivasyonu çok yükseliyor çünkü herkes birbirini övüyor. Ben sizin aileyle yaşayacağım vallahi çok istiyorum. Biz mesela... Dileyim sürekli beni övsünler. Ne güzel program yapıyorsun. Biz mesela... Ben de başkalarını öveyim. İlk zamanlar yani. Mesela eve gidiyoruz işte kayınvalide kayınpederine. Bir şey yapılmış mesela övüyor. Ben de hani çok böyle güzel olmuş o an. Alttan dürtme böyle. Hayır zaman geçti hani belli bir periyot geçti yine övülmesi lazım. Hani öv falan diye. Sufle veriyorum aslında. Şey süreniz hasta olabilirim yani. Böyle bir ihtimal de var yani. Evet. Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla devam ediyor. La la la, la 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 la, la la la. Delirdim iyice. Hep beraber yapalım. 500 kişiden iyi çıkar o sesi. La la la. 1, 2, 3. La la la, la la la. Oğlum niye yapıyorsun sen söyledim yani? Sevgili Armağan, sence Onur dünyanın en yakışıklı adamı mı? Benim dünyam bu demek. Tamam, senin küçük dünyan şu an okey. Ben de inanmadım. Senin Merkür'ün en fazla olsun, tamam. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Onur'un mu? Yok annem, benim. Herhalde Onur. İlişki testi bu, kocanı konuşuyoruz. Çok düşündüm bunu gerçekten. Hani ben hani Onur'u çok beğenirim, hani ağzını gözünü hani çok beğenirim. Hani saçı diyebilirim sadece. Saçın, ne var saçında? Saçında ne var? Yok abi, evet. Yok işte yani sorun. Sorunumuz orada. Yok, biraz böyle bir havalandırmışsın onları, var gibi duruyor. Çoğaltmak için. Şey gibi, hologram gibi senin saçın yani böyle. Elini bir koy bakayım, gerçek saç olmayabilir orada, ben emin değilim. Göreyim. Daha, peki başka, saçı değil de bir şey daha. Mesela kası var mı? Var. Hadi be, kaslı mısın? Yani atletik diyelim, öyle çok kaslı değil. Yani çok spor yapmayı çok seven bir insan olur. Yapma ya, çok six pack. Yani ara ara oluyor. Göbekte bir eksiklik var sadece. Oluyor, sonra biraz bırakınca gidiyor. Tekrar yapıyorum falan. Ya, şu yoksa, an var mesela. Şu an yok. Üç tane düğme aç bakayım. Saçma sapan iliştirse bir ilişki. Bisiklete falan biner. Hani bacakları falan sağlamdır. Bacakları sağlam. Hadi gene bahane. Gösterebileceğim yerleri gösterin. Bu günlere gidiyor acaba. Bahaneyle dokandın hadi. Hayırlısı olsun. Hanım dünyanın en güzel kadını mı? Yani... Değil diyebilirim. Yani saçma saçma sorma yani. Herhalde değil bunu. Hepimiz biliyoruz. Daha güzel olsaydı dediğin bir yani, özellik. Ayakları biraz şey, değişik yani. İlişkilerinizde bunu da duyduk. Ayakları değişik ne demek? Ya şöyle. Tövbe estağfurullah. Yani hani... Dikkat et. Ters olalım. Arkadaşlar bir Nas Felek okuyalım beraber. Ne olur ne olmaz çünkü. Ya bana sorun mesela kaç numara giyiyorsun? 43 giyiyorum ben hani tamam. Sabit. Ona sorun mesela. Yani topukluysa işte 37 ama hani spor ayakkabısı 36,5 ama normal ayakkabısı 38. Hani şeyde kalıbı darsa 37 olur. Yani bir ayakkabı almaya çalışsanız alamıyoruz mesela. Ayağım çok ince. Normalde ince. Evet. Normalde 38 numara ayağım. Ama çok kalıbı ince olduğu için yani hiç tarağı yok. Dolayısıyla mesela 35'e de ayağım giriyor. 38'e de hiç rahat edemiyorum yani. O yüzden hani ayakkabı bakarken çok zorlandığı için yaşıyor bunu. Değişikte kastın o. Evet. Yani. Aa, desene abi biz de parmaklar var. Neler geldi aklına? Şöyle mi duruyor dedik acaba parmaklar? Hayal bir hızlı şey yapamadım. İnce olduğu için çok zor ayakkabı buluyorum. Ayak önemli mi? Yani önemli. Tabii. Yani öyle bir fetişistlik yok tabii de. Yani. Sen çağırma. Yani önemli çünkü onun ayağı 43 numara. Çok büyük geliyor bana. Hani bayağı yer kaplıyor gibi geliyor. Hayır, ayağın şekli şemali. Sürekli numara vermeyin bana. Şekli şemali önemli mi? Yani benim için... Güzel ayaklı kocam var diyebilir misin? Benim, yani ben derim evet. Ama hani önemli mi derseniz benim için çok önemli değil. Anladım. Hani olmasaydı da üzülmezdim yani.
Ayağım yoksa mı? Öyle mi? Bunu da duyduk abi. Ben öyle bir sevdim ki. Tamam. Evet, güzel. Güzel. Ayağı dışında başka? Azıcık daha böyle dışında. Bir bak bakalım. Kaşı kaş, gözü göz mü? Yani diş. Oğlum sen niye coşuyorsun ben? Ya. Bana diyeceksin ki abi abartma, bir tane söyledik tamam ya. Yani. Dişinde ne varmış? Dişini... Tövbe estağfurullah yine. Dişi de ters abi, hayırlısı olsun tamam. O da çok beğenmez dişini de ondan yani. Tamam. Yok. Trafik kazası geçirmiştim ben. Bir dişim kırıldı. Hani o dişimi yaptırmaya niyetleniyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Ekonomik nedenlerden dolayı şu an yaptıramıyoruz. O yüzden böyle ya bir dişe gündemimiz... gittik, 8 dişe çıktı yani. Saçma bir şey ya. Yani gittiniz diş hekimine, bir tane diş yaptıracağız dedi. 8 diş mi? Yani, bu olursa bu da olur. Bunlar olursa ikisi de yanı sırıtır rengi dedi. Onları yapmışken hepsini yapalım derken ön cepheyi komple kaplatalım yani. Abi mantolama yapıyorlar ama ben de şaşkınım yani. 16 bin lira istediler bir dişe. Pahalıdır mı acık bir de? Çok pahalı. Sen yaptırmıyorsunuz. Hangi diş olmayan? Şu. Ya şöyle travmatik diş diye bir şey varmış. Biz de o zaman öğrendik. Travmatik diş. Evet yani ağzıma darbe aldığım için dişler zamanla ölüyormuş. Küsüyor mu diş? Yani hani diş aslında şu an rengi ağzımda gidiyor. Var ama rengi kararıyor, ölüyormuş. Dolayısıyla onları yaptırmam gerekiyor. Ha. Bir tanesini evet. Yaptırırsam diyor ki diğeri de ölecek zaten. Mecburen onu da yaptırman gerekiyor. Belki sizi bir dolandırıcıya gitmişsiniz. O da olur. Bir huyu değişsin kocanın. Fışık yaptın. Hangi huyu? Çok ısrarcı biraz. Oğlum ona sordum şu an. Hadi. Ne oluyor? Ne güzel araba denk geldik ya. Her şey orada gibi. Israrcı, dişi kötü, ayağı ters. Sen niye coştun bu kadar? Oğlum ilişkisi biteceksiniz gene yalnızsınız evde. Ben yokum bir daha yani. Az topa bastın. Beni ararsan ulaşamazsın. Beni tanı. Coşma bu kadar. Yavaş. Armancığım. Onun bir huyu değişecek. Patavatsızlığı dışında. Hangi huyu değişsin? Fışt yaptın. Bazı konularda takıntıları var. Ha. Misal? Çok garip bir takıntı. Biz garip bir aile olduk. Niye öyle oldu bilmiyorum. Yok belki de gerçekten garipsiniz. Ortaya çıkmıştır yani. Yani eline aldığı şeyi bırakamıyor. Ama öyle bir şey olabilir ya. Durmam gereken bir yerdeyim şu an. Ama durasım da yok. Hocam sana bir abi tavsiyesi bırak. Niye öyle oldu ya? Ya örneklendirmek isterim bunu. Yok bırak böyle kalsın siktir et örneklendirme. Havada kalsın biz diyelim ki sana ben lakap takacağım. Elini aldığını bırakamayan olursun. Mesela? Mesela bir erkek... Kefere korkuyor şu an değil mi? Şimdi Lüleburgaz'a gitmiştik. Bir arkadaşımın düğünü vardı. Benim arkadaşım olduğu için işte kapıyı açtık. Birden de kalabalık. Ben işte arkadaşlarıma sarıldım falan. Onur da kapıda. Mesela birine sarıldı bırakamadı mı? Çok oğlum ben bu kızı aldım vallahi hikaye. Bırakamıyorum biliyorsun elim aldığımı. Bende yok o. Ben bırakıyorum. Sonra işte arkadaşlarım hani tabii işte grup olarak içeride oluşum. Ben böyle birden içeri doğru gittim. Baktım arkamda Onur yok. İşte Onur nerede falan arkamda dedim. Onur kapıda beni bekliyor. Çünkü hani elinde torbalar var. Torbaları yere bırakamadığı için o anda. Birine mi vermen lazım? Ayakkabısını çıkaramıyor. Ya evet. Niye bırakmıyorsun yere? Ya dağınık oluyor biraz. Ne dağınık oluyor? Ya sevmiyorum dağınıklığı. O i̇şte yüzden... öyle garip diyorum ya. Yani ben şimdi sana bir tane poşet tıkıştırsam eline. İnsanlar desek ki kimse bu çocuktan poşeti almayacak. Sen böyle... Kaç zaman bu elinde kalır koyacak senin? Koyacak yer bulması lazım evet, yani. Evet, düzgün bir yer bulmam lazım onu koyacak. Ya yani çöp de aynı şekilde mesela çikolatayı yedi. Hani özellikle elime tutuşturuyor ben de atamıyorum yani onu. Çöp bulana kadar böyle hani... Hani kızdırmak hani, istersen gezme... böyle bir şey alıp eline sıkıştırıp kaçıyorum. Saçmaymış. Evet, biraz saçma doğru. Şile'ye gittik bir kere. Böyle bir şey oldu. Fiş al, çay mı almışız? Ne elinde de fiş kalmış. Sonra böyle sinirlendim ben de yürüdüm önden. O da arkamdan geliyor. Bayağı yürüdük. Sonra bir baktım saatler sonra konuştuk, barıştık falan. Bir baktım avcunun içine. Fiş. Cebime de koyamıyorum evet. Yani. Neden? Çöpe atmam lazım bilmiyorum. Böyle bir takıntı işte. Mantıklı değil. Tedavi ol. Yani olmam bu, lazım. Evet doğru. Bence de yani bir terapiye git. Allah Allah. Bir huyu değişsin. Israrcı o. Ben demin de belirttiğim gibi. Yani şey var. Mesela arabayla gidiyoruz bir yere. Arabayı kullanıyor. Hayatım üşüdün mü diyor. Ben de yok yani üşümedim diyor.
Yani üşüdüysen hani eğer şey yapabiliriz, klimayı kapatabiliriz diyor. Yo ben üşümedim, sen mi üşüdün hani o yüzden mi sordun diyor. Yo ben de üşümedim, senin üşüdüğünü düşündüm o yüzden sordum. Saçma bir döngüye giriyorsun. Eline fiş tıkıştır eğer öyle bir... Böyle hayran olduğunuz yabancı bir ünlü var mı? Ben tenis oynamayı çok seviyorum. O yüzden hani Rafael Nadal'ı böyle şey yaparım. Valla? Şimdi bak Grand Prix'deyiz. Şuradaki kapı bir anda açıldı. Raketiyle topu böyle çevire çevire Nadal geliyor. Sana da böyle yapıyor. Adamı da böyle yapıyor. Sen şimdi sus. Rafael Nadal çağırsa kahve içmeye çıkar mısın buradan? Top sektire sektire. Çıkaracağım. Çok korkuyorum. Çıkarsın niye çıkmıyorsun? Çıkarım ya. Çıkarım. Onlar da bir şey demez ama bence. Değil mi? Yani, demez misin hocam? Yani Nadal'ı görürsem ben de ben de gitmem. Raketini elime aldım da bırakmam biliyorsunuz. Nadal da biliyormuş eksikliğini. Vermiş hemen raketi. Al bakalım sen bunu diye. Biz hanımla geziyoruz. Senin hocam sevdiğin bir yabancı ünlü? Yani Adriana Lima genelde böyle. Sevilen bir şu kapı açıldı şahsı. Metin Hara girdi içeri. Ya, o geldiyse o da geldi. Dedi ki bilader. Ne ayak ayrıldıysak da yani ebesininki dedi. Şuradan girdi içeri hemen. Adriana Lima girdi içeri. Ondan sonra sana ne yapıyor? Ödü. Sadece senin anlayacağın şekilde yani. Ödöt diyor. Ödöt diyor sana. Bunu anlayıp sen de bir ödöt der misin onu soruyorum. Gider misin Adriana ile buradan? Yani, hakikaten. Kahve içmeye giderim ya. Kahve içmek değil ya. Diyor ki çok acil uçmam lazım. Jetim de diyor burada Demirören'in önüne park ettik. Terdeki de soruya bak hayal gücüne bak. Ondan sonra hemen uçmamız lazım diyor. Benle gelir misin diyor. Bir hafta. Miami. Şovlu yani. Ya kadar gider misin? Ya gitmek ister misin? Yani. Adam gene yine aynı ifade. Salak salak soru yani. Gitmek ister misin? Kim istemez ki yani ben? İster misin gitmek? Yani gidilir. Peki bir hafta sonra döndün. Eve girdin zile bastın. Hangi ne umuyorsun mesela? Hangi kız da diyor ki hangi eve diyor. Ne umuyorsun mesela? Gittin tatile bir hafta döndün. Ne olacak sonra? Karşılar. Kucaklar yani. Tabii. Kucaklar tabii canım. Fişi tutuştur elini önce. Yok ya. Yani. Ne oldu ya? Sessizlik oldu. Anladım. Tamam tamam. Sen insan gitmek ister ama götü yemez. Hayat böyledir yani. Diyelim böyle bir tartıştığınız soğukluk oldu. Hiç böyle git salonda yat, aynı yatağa girmeyeceğiz dediğiniz oldu mu? Olmadı. Yok. O da bir sözsüz anlaşma gibi bizim aramızda. Ha, ne olursa olsun evet, evet, o yatakta yatak. Buluşulacak. Evet ha. Ama hani böyle çok iplerin koptuğu çok olmadı. Hatta hiç olmadı diyebiliriz. Peki kimin içine sinmiyor da barışma adımı atıyor? Ya ben biraz fevriyim. Vay. Yani, o yüzden... Böyle durmuyorsun ha. Yani evet niye öyle bilmiyorum. Sinsoş. Evet. Sinsoş mu? Tövbe estağfurullah kelimeye bak. Ödülden sonra sinsoş. Çaktırmıyor. Anladım. Hakikaten mi öyledir? Yani, bir ya çok yüksek sesle bağırmıyorum tabii ama biraz ben çıkıyorum. O biraz daha sakinliğini koruyabiliyor. Hı hı. O yüzden ben gidiyorum genelde yani. Biraz fevri olduğu için ben evden gidiyorum. Yok hayır yani yazıma özür dilemeye ben gidiyorum yani. Ha anladım. Ha, evet. Nasıl mesela? Sen bu adamı hiç ağladığını gördün mü? Çok. Çok mu? Yani biz ikimiz de çok duygusal insanlarız. Ciddi hani, misiniz? Evet. Ağlarız öyle. Kedi. Sonra da sarılırız öyle. Ama çok... hani kavgadan dolayı ağlama değil. Anladım hani, anladım. Bir duygulanın... film izlerken tabii, bir şey, tabii, evet. Bir haberden etkilenip duygusallaşıp ağlayıp sarılıyor musunuz? Evet. Var ya, yaşamışlığımız var bunun. Ne güzel ya. Valla salya sümük. Peki sonra ağlanınca öpüşülüyor mu? Hani o ağlama, şeyi merak ediyorum aslında. O ağlama yani, o duygusal yoğunluk. Öpüşmeye gidebiliyor mu yani? Gider ya. Her yere gidiyor. Her yere gidiyor. Coştuken her yere gidiyor. Gitsin abi bana ne ver gitsin. Tam nereye gidiyor? Saçma sapan. Sen bu arada mesleğin de senin galiba cinsel terapi uzmanısın. Evet cinsel terapistlik yapıyorum. Cinsel terapistlik yapıyorsun. Bu mesela çok yaygın bir iş kolu mu? Çok var mı senin gibi cinsel terapist? Yani aslında cinsel terapist çok yok. Yeni yeni eğitim almaya başladık. Daha doğrusu öyle yeni yeni artık yaygınlaşıyor. Öyle mi? Evet ama talep çok çünkü hani toplumumuzda çok konuşulan bir şey olmadığı için. Doğru. Konuşulmadığı için problemi de çok oluyor. Güzel.
Evet öyle. Çiftler gelip sizle evet. paylaşıyorlar. Yani cinsel hayatlarında problem yaşayan ya da hani daha iyi bir cinsel hayatları olmasını isteyen insanlar bize başvuruyorlar. Aha. Yani arkadaşını anlatamadığı için mecbur terapiste evet. gitmek zorunda yani öyle şey var. Tamam. Biz de belli terapi... ne dedi acaba şu an yani? Niye araya girdi, nereye taşıdı konuyu? Abi arkadaşını anlatamıyorsun yani öyle olmuyor, böyle olmuyor. Ya çünkü... Hepsi gelip benim hanıma anlatıyor, böyle bakamazsın yani. Bunu bir uzmanlık konuşuyoruz şu an, acık dur. Ya çünkü şöyle oluyor. Kelimeleri doğru seçmeye çalışıyorum, arkadaşını anlatamıyor ki diye ondan yani. Ya biz, ben bu eğitimi Onur'la tanışmadan önce almıştım. Tamam. Hatta böyle arkadaşlarım bana şey diyordu, kızım hani bak cinsel terapi eğitimi alıyorsun, kimse seninle evlenmeyecek falan diyorlardı. Neyse sonra Onur'la tanıştık işte, böyle bir şey oluyor, işte Onur'un arkadaşlarıyla oturuyoruz mesela, işte sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben de hani işte terapistlik yapıyorum, cinsel terapi alanında diyorum. Anında bakışmalar şöyle oluyor. Birbirine. Hani onu diyor ki kardeşim bu kadar belli etmeyin. Hani sizle alakalı değil bu konu falan diye. O yüzden zannediyorum o aklına geldi de söyledi. Hani insanlar genelde böyle başkalarına söyleyemedikleri için hani beni bulunca hani bir şey soralım, öğrenelim falan şey oluyor genelde. Arkadaş muhabbetlerimiz cinselliğe gidiyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Var mı soru sormak isteyen cinselliğe gidiyor? Resmen selam. 6 aydır tık yok. En azından hani biz de şunu söylemiş olalım. Cinsel problemler çözülebilir problemler. İnsanların böyle bir şeye ihtiyacı varsa terapi bana ya da başkalarına gitsinler. Çünkü tamamen çözülebiliyor. En azından çok, bunu söylemiş çok olalım. Çok doğru bir yerden bakıyorsun. Bak, acayip kıymetli bir meslek yani. Yani hani çok, çok lazım. İnsanlar soramadıkları için evliliklerinde bununla ilgili çok çok problem yaşıyorlar. Boşanmaların da çoğu bundan kaynaklanıyor. Tabii. Dolayısıyla biz de böyle bir kamu spotu yapmış olalım. Hani yapalım yapalım. İnsanlar yapalım. Bu konuda destek alsınlar. Sen özel bir yere bağlı mı çalışıyorsun? Evet. Instagram'da hesabın falan var mı bu konuyla ilgili? Var. Öyle mi? Cinsel terapist mi yazıyor Instagram'da? Öyle yazmıyor çünkü öyle olunca insanlar... Bütün sırlarınız bende. Böyle mi yazıyor yani? Öyle yazmıyor çünkü öyle olunca insanlar cinsel terapi hesabını takip etmek istemiyorlar. Ha. Evet, terapist olarak sadece. Terapist Armağan diye. Soyadın ne? Duyur bir yere ya. Bence sen kıymetli bir ilişki testi özelinde de kıymetli bir işin var. Bunu biz duyuralım. Terapist Armağan Instagram hesabım. O kadar. Evet o kadar. Terapist Armağan. Evet. Armağan çok yok zannediyorum terapist olarak. O yüzden alabildim onu. Bu programla yayınlanınca biz bir de böyle terapiste para kaptırmamak için kesin sana DM'den sorarlar. Selamlar bizim şöyle oldu böyle oldu. Süreyya buralarda mısın? Ne kaldı soru? İleride ayrılmışsınız. Hah aklıma bir şey geldi bak şu an benim. Ne var abi burayı kırpacağız. Kötü oyuncu be. Diyelim ayrıldınız. Şöyle bir baktım. İleride ayrılmışsınız. Kim ayrılmış olabilir? Yani hiç ayrılığı düşünmemişiz ya. Yani ben şu anda... Tamam abi. Kim daha yakın yani basıp gitmeye? Bir taraf bir tık daha yakındır ya. Yani. Bu iş ilişkiyi bitirse bitirse kim bitirir? Soruya bak. Ya ben gitsem de gelirim yani. Gidemem yani ben. Tecrübeyle sabit yani gidiyor geliyor. Ya anladım. Yani. Temelli gidemez. Tabii gidemem ben. Yani bizim hani ikimizin de gemileri yakması çok söz konusu değil. Yani çok hani mesela aldatma gibi bir şey olması lazım ki gemiler yansın. Öyle çok böyle gidilecek bir durum olmaz herhalde. Durup dururken gitmeyiz yani en azından. Bir neden varsa. Armağan sence Onur... Senden daha iyisini bulabilir miydi? Bence şu anki hallerimizle bulamazdı. Yani hani insan değişiyor tabii ki. Hani 10 yıl sonra başka bir Onur olur. O zaman olabilir ama uyumlu olduğumuz için bence hayır. Bulamazdı. Yani bulamazdı. Sence sen Onur'un en iyi alternatifimsin. Evet, ben de öyle olduğumu düşündüğüm için. Yani o da benim en iyi alternatifim olduğunu düşündüğüm için. Anladım. Hocam sen? Yani... Sence senden daha iyisini bulabilir miydi? Benden daha iyisini... Zor. Helal. Sen? Ben de aynı şekilde yani sadece hani evlilik olarak bakınca zaten sadece hani fiziksel özellik değil. Yani tavır davranış da devreye girdiği için hani ben beğeniyorum tavır davranışlarını yani. Ben mesela yani dediğim gibi fevri bir insan yani alttan alabiliyor mesela bu önemli bir özellik. Tabii sonradan da hani şey olmuyor evlendikten sonra insanlar ya çok farklıymış diye dönüyorlar. Hani onun gibi olmamak adına. Yani iyi bir şey sergiliyor. Ben beğeniyorum. Aslında bak programın başında soracaktık bunu ama ilk buluşmanızı bir hatırlayın. Gıcık olduğun bir huy oldu mu? Bu en sonuncusunda olmadı ama ondan bir önce Onur çok önceden çok ukala bir insandı. Aa. Evet. Yani çok hani her şeyi en iyisini o biliyor. Ben de o zaman öyleydim galiba.
Zaten bu yüzden galiba ayrıldık falan. Tamam. Hani, mesela bir şey söyler. Tabii ki o doğru yani. Aksi asla mümkün değil havalarındaydı. O zaman mesela çok sinir etmişti beni. Diye hala sinirliyim galiba. Öyle miydin hocam gerçekten? Ufaktan da bir ego var, evet. Vardı yani daha doğrusu. O zaman. Şu anda da var mı? Yok, şu anda yok, olmadığını düşünüyorum. Öyle durmuyor. Yani çok güzel evet. Patiksin şu ana kadar yani. O zaman biraz vardı. İşte şimdi yontulmuşuz herhalde zaman içerisinde. O yüzden zamanlama olarak iyi bir zamanlama. Senin onda ilk aynısı buluşmada. Öyle yani biraz. O da sana egolu kibirli, geldi mi? Kibirli, evet. Öyle. Yapma ya. İki egolu ne yaptın sen ilk buluşmada? Ben güzelim, ben komiyim. Siktirler ben komiyim. Böyle mi konuştunuz yani? Ya gerginlik ben oldu zaten, ayrıldık evet. Yani hani ilk, o aradakiler çok uzun değildi. Ya ben bir şey anlatıyorum mesela, ben bildiğimi düşünüyorum. O mesela benim söylediğimin doğru olmadığını düşünüyor, kendi doğrusunu söylüyor. Yani ikimiz de alttan almıyoruz, böyle saçma sapan bir gerginlik oluyor. Yani cümlelerimiz yani şöyle döneceğiz. Hayır öyle değil, böyle, şöyle değil, böyleydi. Şimdi ya şöyle olabilir mi acaba? Belki de böyledir, doğrudur falan gibi şu anda evrildi. Güzel işte, bir süreci anlattınız bize şu anda yani. Evet. Beraber öğrendiniz. Evet. Evet. Egolardan arınmayı. Kocanı huy, davranış olarak bir hayvana benzetirsin, hangi hayvana benzetirsin? Arizona kertenkelesi. Arizona kertenkelesi. Ya öyle bir espri var bizim aramızda. Neymiş? Onur çok güzel dans eder. Hakikaten mi? Ya, çok güzel yani dans eder. Kayınvaliden beni şöyle tembih etti, öyle düşünün. Düğünden önce, kızım lütfen dedi, Onur'la biraz dans çalışın. Çok dedi, kendini kaybetmiş gibi dans ediyor. Danstan kastın ama şey değil değil mi yani? Evet, evet. Oynamak falan oynamak değil. Oynamak canım dans. Yani, evet. Düğünde yapılan. Düğün evet, evet. Dansı. Aa. Bir Ankara havasında falan. Çılgınlar gibi yani hani. Ciddi misin? Ya var biraz yani. Şeyimiz var biraz. Hani yalvarttırır, ne olur oyna, ne olur oyna. Aga bir kuple yapalım ya. Alkışlarla yaparız ha. Vallahi inşallah. Arkadaşlar biz ağzımızdan müzik yapacağız. Tamam mı şimdi? İnşallah ya. Hangi bir şey? Ankara havası ne var? Ankara'nın bağları. Tamam. Bok gibi oldu. Siz yapın onu. Şimdi bak 3 deyince yapın. Aga beni kır. Ben de geleceğim söz. İnceldiği yerden kopsun. Geleceğim. Sıçarım gel. Sen de oyna. Biz beraber iyi oynuyoruz. Ha tamam. Beraber oynayın. Çok güzel. Allah sen ya beni kırmayın. Vallahi var, geleceğim. Söz geleceğim. Buraları keseceğiz. Söz keseceğiz. Burayı teaser yapmasam şerefsiz böyle söyleyeyim. 3 deyince. Ankara'nın bağları mı? 3 deyince. 1. Hazır mıyız? Ulan çok güzel ya. 2. Kendimi sen yaptım. Niye böyle oldu sen ya? Sen beni yaptın. Ben de seni ya. Valla bunu da yaşayalım. Hazır mıyız Baran'ım? 1. 2. 3. Onur, senin kemiklerin kırılmış olabilir mi? İnsanda eklem diye bir şey vardır, sende yok. Böyle bir şeyler yapıyor, bir kıvrılmalar, bir yılanlıklar, bir... Ben benzetiyorum bir yavru, anakonda bu ya. Yılan be bu. Yani bizim düğünümüzde bir tane slow müzik çalınamadı yani. Adam oynuyor abi. O kadar oynadık yani. Çok hakikaten çok değişik oynuyor yani. Evet değişik. Evet güzel diyemem. Sen mesela böyle var ya beşlik damacana girip çıkan adamlar. Sen de yani seni bir şişeye sokalım burada bırakalım lan. Şanımız yürüsün. Basıp gidelim 500 kişiye. Teşekkür ederim ya beni kırmadınız. Vallahi o kadar güzel oynadınız ki gelip pişetmek istemedim yani. 2 metre adam kaldırmış elleri böyle korkuluk gibi. Olmaz yani. Senin çok da hakim olmadığın bir takım kadınların onun da olduğu bir grupla tatile gidebilir mi? Gider ama niye? Artı gitsin? Metin Hara. Özel bir şey varsa mesela atıyorum hani istediği bir şey ve ben gidemiyorsam gidebilir ama hani sonuçta ben gidebiliyorum. Niye gitsin? Gitmez herhalde. Seni kalman lazım. Sen yani spesifik bir şey söz sadece. Terapin hani var senin arka arkaya set edilmiş. Mesela o an çok hani atıyorum maç gibi hani istediği ve hani kaçırılacak bir şeyse tabii ki gidebilir ama hani tatil olarak gitmemeli bence. Yani beraber gidebilme imkanımız varsa beraber gidelim yoksa, ama yoksa gidilebilir. Yoksa biz dediğim gibi yani spesifik bir durumsa, ertelenemiyorsa. Ya spesifik falan boş ver. Adam gidebilir mi ya? Sürekli spesifik. Adam sen gitmek istiyor musun? Yani deminden beri. Ağız bulun. Bir kere oyna zaten her şey izin alırsın sen. Ben sana söyleyeyim. Tatlım gideyim mi lan? Gitmese daha iyi olur.
Tamam. O hocam. Gidebilir. Kıskanç mısın? Gidebilir mi yani? Gidebilir yani. Ben güveniyorum ya. Çok şey yapmam yani. Bence öyle. De aslında kimle gittiğin değildir yani. Yani gidip ya, ne yapacak yani? Benimki zaten kıskançlıkla alakalı bir durum değil gerçekten. Tabii canım. Benim daha yani kendi isteğim. Hayır gerçekten ben de hani Onur'a çok çok güvenirim. Sadece dediğim gibi hani beraber zaman geçirmek evet. için hani gidilebiliyorsa ben de gitmek isterim. Biz beraber zaman geçirmekten keyif aldığımız için beraber tatil ediyoruz ama yani olmaması durumunda bence gidebilir yani çok. Yani şey özel yapayım. Bir durum varsa tabii ki gidebilir. Kız sürekli çırpınıyor ya. Göndermeyecek adamı. Özel durum spesifik. Özel spesifik özel. Politik olacaksın bu işlerde. Yemezler aslında. Hayır, hayır yok bizde. Olabilir mi hoş acaba? Hoş geldin Hüsamettin Cindoruk. Hoş geldin. Hanımlar bey hadi puanlayalım. Çağdaşlık. Oh. Oğlum, daha puanlamadan o diyemezsiniz. Allah kahretsin yani. Biz at mıyız burada? Oo yapıyoruz hemen. Oo. Oo. Sen yapacaksın. Çağdaşlık. 10 üzerinden 8 ve üzeri diyenler o desin. Oo. Evet bence de yani. Gayet tatlısınız o konuda. Güven de buraya geçti. Aşk da geçti. Çocuk tuttuğunu bırakamıyor. Değişik bir özelliğiniz var. Sadakat. 8 ve üzeri diyenler o desin. Oo. Evet. Sadıksınız. Bir bok yememişsiniz. Başka bir isim bile geçmemiş. Ama böyle bir aralar vardı sizin. Ayrıldığınız o aralar. Abi bitiyor artık oraları şey yapma. Buraları başa koyarız. Bizim yönetmenimiz bayağı maharetli yani. O mesela aralarda uzun bir ilişkin oldu mu hocam? Evet oldu. Ne kadar süre? Yani ben zaten kısa süreli ilişki yaşamıyorum. Onu geç önce. Ne kadar süre? Yani İki sene. Evet. Ha evet. Evliliğe gidiyor muydu o ilişkide? Yok hayır yani. Yani nişan mişan mı attınız? Yok hayır öyle bir şey yok. Ha. İki sene sonra olmadı. Olmadı. Yani. Mesela 9 tane huy Armağan'da daha iyidir ama o 2 yıllık hanım da o bir huy daha iyidir. Hayat böyle yani. El elden bir huyla üstün. O huy hangi huy? O mesela ısrarcı mıydı? Hayır! Ben iyice coştum lan bu programı yapa yapa. O ısrarcı mıydı? Yani çok hatırlamıyorum açıkçası. Aferin. Hep beraber bokumu diyelim mi şu anda hep beraber? Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Tamam. Yani. Senin oldu mu kızım uzun ilişki? Oldu evet. Ne kadar süre? Bir üç, bir iki. Yani bambaşka yok. Şeyler konuşmuşuz. Bunları konuşmamız gerekiyor yani. Bunlar varken ucu diyoruz biz size. Ucu. Fiş sokuşturuyor eline. Ama bunları konuşmamız lazım. 3 sene ve 2 sene. Evet. Evliliğe gidiyor muydu? Bir tanesi evet. Hadi be. Adam şu an zarifliğinden gülüyor ha. Sinirlendim hep. Böyle şey katil gülüş bu. Seri katil. Ben aldım onu yani. Böyle bir. Yani bıçaktan hemen önce konuşuyorum şu an. Onunla da ilgili bir anımız var da o yüzden ben güldüm. Anınız mı var? Evet. İster de 9'a kadar sürdün. Neymiş o anı? Ya şöyle ben daha önce işte hani sevgili olduğumuz için evlerini biliyorum. Hani evine alıp bıraktığım için. Hani bir gün İzmir'e gittiğimde şey evlerinin önden geçiyordum. Işıklar da yanıyor. Hani bir şansımı deneyeyim diye mesaj atmıştım. Cevap evleniyorum. Ya hani ben de başka bir ilişkim var hani bir daha görüşmeyelim hani mesaj atma gibilerinden. Ben evleniyorum diye mesaj attım. Çok kibar olmuş o arkadaş. Hatta böyle hala şey... Bu da damat diye fotoğraf atıyordu bir tane. Hala mesela bana kızarsa ben evleniyorum falan yazar bana böyle. Hadi be! Ne güzel adamsın ya. Evleniyoruz bir de oyna. Hoppa! O da video arkadan. Hadi gönder video gönder ya. Güzelmiş ya. Çok tatlısınız oğlum. Valla. Kendi aralığındaki eğlence düzeyi 9 ve üzeri diyenler o desin. Bir zahmet değil mi yani bayağı? Mis gibi çiftler ya. İyi ki geldiniz. Öpüşün Barış'ın. Seyircimiz benden ağırsız mı öpüyor? Bu ne be? Abi bu ne? Kurban Bayramı öpüşü bu ama. Uzun zamandır görmediğim teyze kız öpüşü bu. Ya sallalım ya. Normalde hep böyle midir? Bize ne abi? Ama siz bir kere daha denemek isterseniz biz yok demeyiz onu da söyleyeyim. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Armağan Onur. Bayıldım ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Grand Pera, sevgili ilişki testi izleyenleri. Ha dur lan kameraya konuşayım. Sevgili ilişki testi izleyenleri, ben Deniz Mesut Süre. Nefis bir bölümü geride bıraktık.
Buraya gelen, ekran başında izleyen herkese teşekkür ederiz. Bay bay! Görüşürüz! Bay bay! Arkadaşlar çok sağ olun, görüşürüz.